Poşet 10 kuruş. Garantili, yırtılmaz. Pazara düştü poşet 10 kuruş. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2019 yılı itibariyle paralı olan şu market torbalarının neden paralı olduğuna, çevreye zarar verip vermediğine ve diğer detaylara bakacağız. Bu arada hava soğuk, kapsiyonu kapattım. Şimdi aranızda merak edenler mutlaka olacaktır. Web Tekno Teknoloji kanalı neden böyle bir içerik çekiyor diye. Arkadaşlar, teknoloji sadece cep telefonu, bilgisayar, tablet demek değildir. Bunların üretim süreçleri, doğaya verdiği zararlar ve içinde kullanılan katkı maddeleri de gayet teknolojinin konusu alanına girmektedir. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce bu poşetlerin paralı olması meselesi 24 Kasım 2018 tarihinde mecliste kabul edildi. Kabul edilen bu yasaya göre artık torbalar parakendeciler de orada burada tanesi 25 kuruştan satılacak. Satılacak dediğim zaten artık satılıyor. Şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüme katılım payı olarak devlet tarafından kesiliyor. Yani 10 kuruşu markete, 15 kuruşu da devlete gidiyor. Bunun da amacı geri dönüşüm meselelerine katkı sağlamak. Şimdi hele bir önce bir gelin bu torbaların üstünde neler yazıyor bir onlara bir bakalım. Buyurun. Migros torbasının üstünde atık alanlarda bırakıldığında ışık ısıyla bilmem neyle yok olur yazıyor. Aynı zamanda bu torbaların üstünde de şurada görebileceğiniz üzere poşet doğaya terk etmeyin, çöpe atın diye bir uyarı daha var. Gürmar poşetin üstünde de şurada görebileceğiniz küçük bir ikonda poşetinizi çöpe atmanız gerektiği yazıyor. Ayrıca şurada bir geri dönüşüm ibaresi var. BİM torbasına baktığımız zaman barkod göremiyoruz. Mart'a kadar vakitleri var çünkü. Bir de şurada geri dönüşüm ibaresi bulunuyor. A101 torbasının üzerinde bir geri dönüşüm ibaresi bulunmuyor. İzin belgesi var. Yine boğulma tehlikesine karşı bebeklerden koruyun yazıyor. Herhangi bir geri dönüşüm ibaresi A101 torbasında bulunmuyor. Şimdi arkadaşlar gelin biraz da bu meselenin nedenlerine bakalım. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu uygulamadan beklentisi %90 oranında tasarruftu. Rakamlar resmi değil fakat uygulamanın ilk gününde bu plastik poşet kullanımının %70 oranında düştüğü sağda solda yazdı. Meselenin biraz daha üzerine inmemiz gerekirse bu uygulamadaki temel amaç çevreyi korumak. Peki gerçekten plastik torba kullanımını düşürürsek çevreyi korumuş olur muyuz? Torbaları geri dönüştürüp tekrar kullanmak, onu sıfırdan üretmekten 100 kat daha fazla maliyetli. Peki bu torbalar doğada çözülmüyor mu? Sorunuzun cevabı aslında evet çözülüyor. Yalnız denizde 400 yılda, karada da yaklaşık 800 yılda çözülüyor. Hatta bazı kaynaklar bunun binlerce yıl olduğunu söylüyor. Bu madde toprakta çözülmeye başladığında içerisindeki kimyasal ve kanserojen maddeler de toprağa, oradan doğal olarak suya, oradan da bizim tükettiğimiz besin zinciri dediğimiz gıdalara yöneliyor. Şimdi bir durum daha var arkadaşlar. Her 5 kişiden birini plastik torba kullanımından vazgeçirebilirsek bu başarımız 70 yılda tam 37 milyar poşete denk geliyor. Yani o kadar tasarruf etmiş oluyoruz. Balinalar, foklar, deniz canlıları, kaplumbağalar bile, hatta onlara ek olarak 200'ün üzerinde fazla deniz canlısı bizim burada yere attığımız plastik poşetten hayatını kaybedebiliyor, hatta türü yok olabiliyor. Yani durum ciddi. Şimdi gidiyoruz piknik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Torbayı salıveriyoruz ortalığa. Hava sıcak, ışığı emiyor, kuruyor kuruyor ve onu ısıya dönüştürüyor. En sonunda da etrafta bulunan çalı çırpıyı ateşe veriyor. Al sana orman yangını. Bir de cam kırıkları var, onu unutmayın. Dünya geneline baktığımız zaman da yaklaşık 500 milyar adet poşet torba üretiliyor ve 1 dakikada bunun 1 milyon tanesi çöpe atılıyor. Ne için biliyor musunuz? Yine bir araştırma yapmışlar. Bir insan bir plastik poşeti ortalama 12 dakika kullanıyormuş. O 12 dakika için. Şimdi meseleyi şöyle bir toparlayacağım sizler için. Bu plastik torbanın paralı olmasıyla ilgili olarak iki farklı görüş var. Bir tanesi çevreye zarar veriyor, bu yüzden azaltılması iyi oldu, ben destekliyorum diyenler. Diğeri de 25 kuruş çok pahalı, plastik torbaya niye para veriyoruz diyenler. Neyi protesto bu? Poşeti mi? Çok güzel olmuş. Şimdi aslında buradan bakıldığı zaman ikisi de haklı. Çok pahalı, buna para vermek istemiyorum diyen arkadaşlarımız gidip kendilerine geri dönüştürülebilir kağıt torbalar veya fileler satın alabilirler. Bunların da fiyatı 1 lirayla 1,5 lira arasında değişiyor. Hem bunu birden fazla kez kullanmış olacaksınız, hem de doğayı, insan sağlığını ve tüm canlıların sağlığını da kendi bulunduğunuz yerden gözetmiş olacaksınız. Özetle bence desteklenmesi gereken bir konu. Sizi de bu anlamda düşünmeye davet ediyorum. Anketi hemen şuraya ekledim arkadaşlar. Sizce güzel bir uygulama mı? Ve böylece arkadaşlar bu içeriğimizin de artık sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.